Şu ana kadar bağışıklık sisteminde görev alan çeşitli hücrelerden ve bu hücrelerin neyi nasıl yaptıklarından bahsettik. Ama bu hücrelerin görevlerini vücudumuzun hangi bölümde yaptıkları hakkında çok fazla konuşmadık. Bu videoda size bahsi geçen hücrelerin nerelerde görev yaptıklarını ve vücudumuzda nasıl dolaştıklarını anlatmak istiyorum. Nötrofillerle başlayalım. Nötrofiller kanın içinde bulunur. Buraya vücudumuzdaki kan dolaşımı için çok basit bir şema çiziyorum. Evet. Kan kapalı bir sistemde dolaşır. Kolaylık olsun diye kalbi ve akciğerleri şimdilik çizmeyeceğim. Kan burada dolaşıp duruyor. Anlaştık mı? Nötrofillerin kanda bulunduğunu söylemiştim. Şimdi birkaç tane nötrofil çiziyorum. Bunlar en sık rastlanan bağışıklık hücreleridir. Nasıl yazıldığını merak ediyorsanız hemen not alalım. Nötrofil. Nötrofiller kanda bulunmalarına rağmen görevlerini kanın içinde yerine getirmezler. Aslına bakarsanız nötrofiller enfeksiyonlar üzerinde çalışır ve enfeksiyonlar dokularda gerçekleşir. Diyelim ki Burada bir enfeksiyon var. Bakteriyel bir enfeksiyon olsun. Enfeksiyon burada ama nötrofiller hala kanın içinde. Sizce buradan buraya nasıl geliyor olabilirler? Nötrofiller enfekte olmuş dokuya ulaşmak için kan damarlarından dışarı sızmak zorundadırlar. Peki kan damarlarından burada değil de burada çıkacaklarını nereden biliyorlar dersiniz? Burada makrofaj adı verilen başka hücreler var. Makrofajı da sizin için not ediyorum. Makrofajlar fagosit hücrelerin bir çeşididir. Evet, makrofajlar buradaki bakterilerin bir kısmını yutarlar. Bakın, işte böyle. Bakterileri yuttukları zaman, yani bunların bakteri olduklarını anladıklarında bazı kimyasal sinyaller verirler. Bu kimyasal sinyallerin detayına şimdi girmek istemiyorum ama bu sinyaller kan damarlarını çevreleyen endotel hücrelere birkaçını çiziyorum. Evet kan damarlarını çevreleyen endotel hücrelere burada bir enfeksiyon olduğu haberini verir. Sonra endotel hücreler bazı proteinler açığa çıkarır. Bu olay tabii ki de bu kadar basit değil. Çizerek ne olup bittiğini anlamanıza yardım etmeye çalışıyorum. Ve bu proteinler de nötrofillere yapışır. Evet, buradan geçmekte olan nötrofiller onları çeken proteinlere yapışır. Yapıştıkları için de bu hücrelerin arasından geçebilirler. Bu esnada görev yapan başka protein ve kimyasallar da var tabi ama şu an bu kadar ayrıntıya ihtiyacımız yok. Sonuç olarak nötrofiller buraya geldiler. Peki, şimdi ne yapacaklar? Nötrofiller de fagosit olduğu için bakterilerin bir kısmını da onlar yutacak, çiğneyecek ve sindirecek. Bunu yaptıktan sonra da ölecekler. Ama sakın üzülmeyin çünkü onların işi bu. Bakterilerden kurtulmak istiyorsunuz öyle değil mi? Nötrofiller size bu konuda yardımcı oluyor ve görevlerini tamamladıkları zaman da ölüyorlar. Aslına bakarsanız yaşam süreleri zaten çok kısa. Sadece 5 gün. Ölen nötrofiller iltaba dönüşür. Tüm bu şemada önemli olan şey nötrofillerin endotel hücreler üzerindeki çok ama çok küçük deliklerden geçebilmeleri. Bu delikler bir hücre için bile çok küçüktür. Nötrofiller iki hücrenin arasını açar, oradan geçer ve geçtikten sonra endotel hücreler tekrar bir araya gelerek kan damarındaki deliği kapatır. Bağışıklık hücrelerinin sadece bu yönde hareket ettiklerine de dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani sadece kandan dokuya geçiyorlar. Dokudan kana geri geçmeleri ise <laughs> imkansız. Ve bu noktada bir problemimiz var. Neden mi? Çünkü daha önce makrofajlar dokularda enfeksiyona sebep olan bakterileri yedikten sonra bunları B ve T hücrelerine tanıttıklarından bahsetmiştik. Bu bakteriyi T hücrelerine tanıtmalarının sebebi bakteriyle savaşabilecek T hücrelerini savaşa çağırmaktır. B ve T hücreleri kanın içinde oldukları için makrofajların kana girip bu hücreleri bulması gerektiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama bu doğru değil. Evet değil. Çünkü az önce hücrelerin dokulardan kan dolaşımına geri dönmesinin mümkün olmadığını söyledik bu arada mümkün değildir derken kesinlikle bazı istisnalar vardır ama hücrelerin geneli bunu yapamazlar. Şimdi makrofajlara geri dönelim. Dokudan kana geçemeyen makrofajların B ve T hücrelerine ulaşmak için başka bir yol bulmaları gerek. Aradığımız yoksa, şu anda çizmekte olduğum lenf damarı. Eğer lenf damarının ne olduğundan tam olarak emin değilseniz, lenfatik sistemle ilgili videoları seyretmenizi öneririm. Lenf damarlarının duvarlarında hücrelerin ve değişik proteinlerin geçebileceği küçük delikler vardır. Bir lenf damarına giren makrofajlar en yakın lenf düğümüne gelirler. Bu da içinde T ve B hücreleri olan lenf düğümü olsun. İşte tam bu noktada makrofajlar o çok önemli görevlerini yerine getirirler. Bu çok önemli görevi bir yıldızla gösteriyorum. Yıldız antijen sunumunu temsil ediyor. Antijen sunumunun detaylarına şu anda girmeyeceğiz. Şu an sadece burada gerçekleştiğini bilmeniz yeterli ama isterseniz bu konuyla ilgili diğer videoları seyredebilirsiniz. Antijen sunumu sonucunda bu bakteriyel enfeksiyonla savaşacak T hücreleri tanımlanır ve bu hücreler de savaşa dahil olur. Aklınıza bir soru daha geldi öyle değil mi? Evet. Bu hücrelerin savaşa nasıl dahil olacaklarını merak ettiğinizi düşünüyorum. Bu hücreler nasıl olacak da buradan buraya gelecek? Lenf damarında geriye gidemezler. Çünkü lenfatik sistemde akış tek yönlüdür. Ama tüm lenf damarlarının kan dolaşımına karıştığı yer olan şemamız yine bunun içinde çok basit ama damarın bu ucunu hayal edin. İşte torasik kanal denilen bu noktada lenf sıvısı kana geri karışır vücudumuzdaki tüm lenf sıvısı bu kanal aracılığıyla toplar damara boşalır. T hücrelerinin kana geri dönmek için kullandıkları yolda budur. Peki T hücreleri kana geri döndüklerinde ne yapacaklar? Az önce nötrofillerin yaptığını. Aradaki protein ve kimyasallar farklı olabilir ama gerçekleşen şey aynıdır. Buradaki kimyasal sinyaller sayesinde buraya gelmeleri gerektiğini anlar ve endotel hücreler arasından enfekte olmuş dokuya ulaşırlar. Çok fazla yer kalmadı ama buraya bir T hücresi sıkıştırmaya çalışıyorum. Ha bir de B hücreleri vardı öyle değil mi? Peki onlar da T hücreleri gibi mi hareket ederler? Bazıları T hücresi gibi hareket edebilir. Bu doğru. Ama B hücrelerinin burada bulunmasına gerek yoktur. Çünkü B hücreleri antikor salgılar ve bu antikorlar vücudumuzda kendi başlarına istedikleri gibi dolaşabilir. Sizin için birkaç tane de antikor çizeyim. Bu antikorların bazıları dokuya geçerek işlerini yaparlar. Bunun için B hücreleri büyük ölçüde lenf düğümlerinde takılırlar. Buranın lenf düğümü olduğunu söylemiştim değil mi? Söylemediysem çok özür dilerim. Hemen not alıyorum. Evet. B hücreleri lenf düğümlerinde bu antikorları salgılar. Antikorlar da doğru yeri bulup savaşa katılırlar. Biz bunları görmüyor olsak da vücudumuzun içinde olan tüm bu olaylar çok heyecanlı. Benimle aynı düşüncedesiniz değil mi? Evet, çok heyecanlı. Hoşçakalın.